Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Sizler için il il, ilçe ilçe sektörlerimizi tanıtıp nabızlarını alıyoruz. Yaptıkları hizmet politikalarıyla birlikte. Ama neredeyiz? Peygamberler Şehri Şanlıurfa Mamuca Mahallesi'nden sesleniyoruz. Sektörün en iyisi farklı bir nokta. Anatolia Solucan Gübresi'ndeyiz. Yanımızda ise firmamızın kurucusu ve sahibi beyefendi Şerafettin Kurtoğlu bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi özel bir iş yapıyorsunuz. Evet. Türkiye'de yavaş yavaş böyle yaygınlaşmaya başladı solucan gübresi hizmeti. Şimdi şöyle çalışmalarınızı bir kısaca alacağım ama sizi bir tanıtalım ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Şerafettin Kurtoğlu kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Bu hikayenin mutlaka bir şeyi var, anlatım bölümü. Tabii. Adım Şerafettin Kurtoğlu. Bu işe başlamamın amacı tarımsal alanlarda tarımsal, özellikle yaşanan evet, değil mi? Evet, özellikle bizim bölgemizde tarımda kullanılan kimyasal gübrelerden, ilaçlardan dolayı. Evet. Yani topraktaki o verimliliğin ölmesi. Ölmemesi ve zararsız bir gübre üretebilmek için evet. Solucan gübresini bu işe başladık. Başladık. Ama şimdi şöyle bir hikaye var. Yani nereden esinlendiniz? Siz çiftçilikle uğraşıyorsunuz. Normalde çiftçilikle uğraşıyorum evet. 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 Sonra bir televizyonda mı gördünüz? Bir yerde mi dikkatinizi çekti? Televizyonda olsun, internette de olsun. Bir araştırdım. Araştırdım. Yani araştırırken de fazla da şeyi de yorucu bir de işi de yok. Evet, yani baktınız ki böyle çok yorucu değil. Değil. Biraz meşakkatı var ama. Meşakkatı var bile hem de zaman evet. Şeyi de var. Sizi fazla yormaz. Etkilemiyor. Etkilemez. Yani diğer işlerimden de şey yapmaz yani. Evet. Dediniz biz bu işi yaparız. Yaparız. Peki işlerim. Araştırdınız. Evet. Sonra solucanlar. Ne cins bir solucan? Nereden aldınız? Solucanlar Kaliforniya. Kırmızı Kaliforniya. Kırmızı evet. Antep'ten. Antep'ten aldık. Evet. Ne kadar? Kaç tane aldınız? 200 binle başladık. 200 bin adet evet. Solucanla başladınız. Evet. Şu anda... 6 ay önce yani. Evet. 200 binle. Şu anda 1 milyona yakın solucan var. Var. Evet. Şimdi solucanlar tabii böyle çalışkanlar. Çalışıyorlar. Evet. Sürekli burada sizin verdiğiniz mamalarla büyüyorlar. Size de o gübreyi sağlıyorlar ama. Evet. Verdiğimiz... Bir anlatalım. Neler veriyorsunuz? Mama dediğimiz olay. Mama dediğimiz olay zaten kendi hayvanlarım olduğu için. Evet. %70'i hayvan gübresi. %70'i hayvan evet. gübresi. Diğer %30'u sebze atıkları ama organik olmak şartıyla. Evet, bu da önemli evet. değil mi? Hayvanları da etkilememesi tabii, adına. Tabii. Şimdi organik evet. sebze atıkları, yumurta kabukları. Evet, yumurta kabukları. Çay posaları. Çay postası. Evet, bunları tamamını bir karıştırıyorsunuz. Karıştırıyoruz, fermente diyoruz. Yani fermente dememiz yanması. Yanması anlamına geliyor. Evet. Daha sonra bu arkadaki havuza bunlara veriyorsun. Evet. Mama olarak. Mama olarak. Onlar onu yedikçe bir şekilde gübreleşiyor tabii. zaten toprak. Sonra bunu aldınız. Ne yapıyorsunuz? Torbalama var. Torbalama var. Paketleme var. Şu anda... Bölge insanlar anlattınız mı? Anlattık. Tanıtıyor musunuz? Tanıttık. Şu anda da çok yerde de şey yaptık yani tanıtım amacıyla. Denemeler yaptık. Evet, evet. Sonuçlar nasıl? Sonuçlar güzel. İyi, memnunsunuz. Evet. Bölge insanı şimdi bu yeni bir çalışmayı pek bilmeyebilir. Daha yeni yeni. Evet, olduğu için bunu anlatıyorsunuz. Anlatıyoruz zaten sürekli. Ve anlatmaya da devam edeceğiz inşallah. Evet. Şimdi burada zaten amaç şu, toparlayacak olursak. Türkiye'de özellikle tarım bölgelerinde ağırlıkta kullanılan kimyasal ürünler topraktaki verimliliği öldürdüğü için. Siz bunu yapıp tekrar o canlılığı kazanması... Ve Türkiye'nin topraklarını tekrar verimli bir hale gelmez. Bir de gelmez. Verimli topraklar da. Tabii şimdi bu sayede ne oluyor? Ürün artışı da oluyor. Ürün artışı olur. Çiftçilerimiz, peyzaj sektörü. Aynı. Herkese hitap ediyor tabii, tabii. işte bu sektör. Doğru. Peki satış anlamda hiç yaptınız mı satış şu anda? Yaptık. Yaptınız. Evet. Peki hedefte neler var? Hedefte. Büyütmeyi planlıyor musunuz? Büyütmeyi planlıyoruz inşallah. Burası yetmeyecek. Yetmez ya şu anda. Ve solucanlar da sürekli şu anda çoğalıyor. Dediğim gibi 300 binden 1 milyona kadar şu anda ulaşmış. Milyon. Daha da bu
Daha da artacak. Sonra bu havuz sistemine geçme durumu Tabii var mı? otomatik olarak sizin dediğiniz gibi havuz sisteminden Evet. faydalı. Belli bir, çünkü Belli, bir tabii. ölçülerde bir havuz sistemi, belli bir sıcaklığı var. Belli bir Ne sıcaklık. kadar sıcaklıkta duruyor bunlar Şu şu anda? anda 19, 20, 21 O derece. Evet. aralıkta durması da Durma gerekiyor zaten zaten. olması Anladığım olan olması kadarıyla. evet. Peki şimdi bu sektörle ilgili hizmet, anladığım kadarıyla büyüdünüz mü artık, sadece Urfa değil. Hayır, bölge olarak. Böyle bütün Tabii. Güneydoğu ve Güneydoğu Doğu'yu Anadolu bölge. şöyle değil mi? Evet. Ama Geneline hizmet edeceksiniz onlar. hedefimiz odur inşallah. 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 Başarılarınız daim olsun. İnşallah. Peki böyle günlük biraz işinizden bahsedelim. Nasıl başlıyor mesai? Bu hayvanlarla beraber nasıl yürüyor bu çalışma? Mesai güzel başlıyor. Çünkü severek yaptığım Evet. iş olduğu için. Önce o hazırlık aşamalarından biraz bahseder misiniz? Ne Bahset. yapıyorsunuz? Sabah ilk önce zaten nem oranını şey yapıyoruz. Ölçüyoruz mesela. Tabii. Ölçüyorsunuz. Evet. Yani hayvan sürekli bu yani kuru oldu şey yapmaz. Nem oranı biraz O önemli değil mi? önemli evet. Tamam, onu ölçtünüz. Ölçtüğüm zaman zaten mamasına ihtiyacı var. Hazırlıyorsunuz zaten. Fermente hazır. Hazır zaten. Evet. Bazen de mesela hazırladığımızı zaten verirken Evet. ne kadar verdiğimiz mesela Bunun bir ölçüsü var değil ölçüsü mi? Yani vardır. onun dışına da Yok çıkmıyorsunuz fazla anladığım da şey kadarıyla. yapamıyoruz ölçü O olarak. ölçünün dışında kalmak kaydıyla Evet, günlük standart olarak veriyorlar. standart mamalar sıcaklığını Aynen koruyup aynen. sürekli bu sayıyı da inşallah çoğaltacağız. Altırıyoruz Peki. insan. Başarılarınız daim olsun. İnşallah. Bir de tabii teşekkür ederim. Şöyle Tabii. sizi Foş Türk destekleyen, tercih siz eden. ve Foş Türk ailesi olarak Evet. Size teşekkür teşekkür ederim. ediyorsunuz ama bir de şöyle bölge halkına bir Bölge teşekkür özellikle edin. Evet. bölgemizde olan çiftçilerimize de teşekkür ediyorum ve Size destek olan burada tabii abilerimiz var, tabii hocamız var, değil abilerim mi? olsun bütün saygı değer ismini söylemediğim diğer Evet. abilere de Evet. teşekkür etmek istiyorum. Herkese teşekkür ediyorsunuz. Aynen. Peki ben size başarılar diliyorum. Bölgeye Sağ olun, kattığınız bu teşekkür farklı ederiz. değerli hizmetinizden dolayı kutluyorum. Hem bu sayede ülkenin tarım Tarım bölgesindeki bölgesi böyle olarak yerlere de bir destek oluyorsunuz. inşallah. İnşallah hedeflere ulaşırsınız. İnşallah amacımız Sizinle o büyüme yolunda farklı bir çalışmada inşallah buluşmak dileğiyle, buluşmak ama dileğiyle. ben şöyle bölge insanına, şöyle Urfa'nın geneline yakın ilçelerimiz de var. Herkese duyuralım. Duyuralım. Anatolia Solucan Gübresi. Gübresi Mamuca Buca Mahallesi. Mahallesi'nde sizinle ulaştıkları zaman siz onlara yardımcı olacaksınız. İnşallah Peki. yardımcı olur. Elimizden geleni yaparız. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür Sağ ediyorum. olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığımız gibi bugün sizlere Peygamberler Şehri, Şanlıurfa, Mamuca Mahallesi'nden sektörün en iyisi nereden? Anatolia Solucan Gübresi'nden firmamızın sahibi beyefendi Şerafettin Kurtoğlu'ndan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşça kalın.